kazandırır bu olmaz vesaire. En basit aklı ilk gelen isimlerden biridir iktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi mesela. Bir türlü masayı dağıtamadı yani, istiyor, bayağı bir uğraşıyor, bayağı bir mesaisi var ama şimdi bütün bunlar mesela İYİ Parti açısından baktığınızda nasıl etkiliyor hocam sizleri? Ben Meral Hanım da yani böyle dediği anlar oluyor mu? Aslında izin verirsen Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili olan boyutuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü İYİ Parti ile veya İYİ Parti'nin olaya bakışını ayrı bir şey olarak değerlendirsek bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü o Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili olan boyut aynı zamanda İYİ Parti ile ilgili olan boyutu da bir anlamda yani kapsamıyor ama en azından bir etkileşim var. Dolayısıyla o noktadan bir değinmem lazım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi söyleyeceklerim yani ben Sayın Kılıçdaroğlu aday olsun gibi bir şeyin ne derler ona? İzlenim. Ön kabulle konuşmuyorum. Olmasın sadece gibi ön kabul de yok. Olmasın diye de olsun diye de böyle bir şeyim yok. Tamamen tarafsız bir İYİ Parti milletvekili olarak değil ama olayları gözleyen bir Türk aydını olarak diyelim veya Türk vatandaşı olarak bu kapsamda değerlendirilsin. Bunu bir kere altını çiziyorum. Daha altını çiziyorum. Şimdi uzunca bir zamandır yani bu Millet İttifakı'nın oluşmadan önceki dönemine filmi sararsak yaklaşık 20 yıldır devam eden bir iktidar karşısında Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bu İYİ Parti'nin kurulma ve onun seçimlere sokulmaması için iktidar tarafından, iktidar ortakları, Cumhur İttifakı tarafından kumpasların düzenlendiği dönemde ciddi bir Sayın Meral Akşener hanımefendinin isteği üzerine ciddi bir demokrasiyi kurtarma adına ülkede bir fedakarlıkta bulundu. Evet, neticede evet yani onu hepimiz biliyoruz. Ve sonrasında Sayın Kılıçdaroğlu bu 50 artı 1 meselesi muhtemelen onun içinde açmaz buydu. Yani parlamenter sistem olsa belki de bu uğraşılara girmeyecekti. Ama 50 artı 1'in artık Türkiye'de siyasetin odak noktasına yerleşmiş olması nedeniyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi başına ve kendi potansiyeliyle bu noktada bir karar verici, değiştirici, sistemi değiştirici bir potansiyelinin de olmadığını bildiği için ve gördüğü için demokrasi ekseninde muhalefetten bir altılı masa oluşturma sürecine başladı. Bunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifiyle olduğunu da hatırlamamız lazım. Şimdi bunları koyalım. O İYİ Parti ile ittifak ederek seçimlere girilmesi, Sayın Meral Akşener'in özellikle yerel seçimler için bir ittifak halinde girmemiz gerektiği noktasında gündeme getirdiği dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde tamamen yani organik olarak içerisinde olmasa da o mahallede faaliyet gösteren çeşitli yazarların, çeşitli çizer takımının Cumhuriyet Halk Partisi tek başına olsa çok daha başarılı olur gibi bir şey başlattıklarını hatırlıyoruz. Anlatabildim mi? Köşe yazılarında, televizyonlarda vesaire vesaire. Sonra buna rağmen Kılıçdaroğlu bunlara kulak asmadı. Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bu süreci devam ettirdi. Ve çok başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Ne oldu? 20 yıldır bu ülkede artık seçim kaybetmez, bunlar başımızdan gitmez şeklinde düşünülen bir iktidarı ve giderek otokratikleşme eğilimindeki bir iktidarın 11 büyük şehir kaybetmesini, yani 11'inin tamamı değil ama büyük bir bölümünün kaybetmesine ilk defa yani 20 yıllık iktidar süresi boyunca yol açmış olduğu bu Sayın Meral Akşener hanımefendiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaklaşa ortaya koydukları bir proje. Şimdi daha sonra seçime yönelik Cumhurbaşkanı adaylıkları henüz kurulması zannediyorum 4
4 Temmuz 2022 falandır. 2021 falandır. Altılı Masa hikayesi. Altılı Masa'dan önce de işte Millet İttifakı'nın, Millet İttifakı derken o zaman tabii İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi falan anlaşılıyor. Veya Saadet Partisi ile işte öyle anlaşılıyor. Resmi bir ittifak olmamakla beraber. O dönemde de ben bunu Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haksızlık olarak görüyorum. O dönemde de belediye başkanı arkadaşların ön plana çıkarıldığı anketler birbirini izlemeye başladı. Doğru. Evet, böyle bir süreçte oldu. Evet. Ve yani Sayın Kılıçdaroğlu, hatta Sayın Meral Akşener, o dönemde Sayın Meral Akşener ben aday olmayacağım dememişti. Dememişti. O dönem için söylüyorum. Ve HDP üzerinden İyi Parti ve Sayın Meral Akşener'e yönelik şeyler başlatıldı. Şeyde de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerlerinden uzaklaşan bir ve uzaklaştıran bir Kılıçdaroğlu imajı çizilerek bir karşı cephe oluşturulmaya çalışıldı. Tabanda da, yukarıda da. Bilmiyorum, bunları hatırlamazsak, eğer bunları bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyleri tam yerine oturtmamış oluruz. Aslında şey gibi, yani bugünkü bu öfke bir nevi de işte sürecin tabii, bir tabii getirdiği yavaş yavaş bir birikimin sonunda. Tabii. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu bu tip bir şeyi olan bir siyasetçi değil. Tabii. Bugüne kadar ben ilk defa, köşe yazacak ben ilk defa evet, böyle bir yani grubu, yazar grubunu ya da neyse işte gazeteci grubunu hedef alarak evet, böyle bir tanımlamayı yaptığına ilk defa şahit oluyorum. Neyse, olayı devam ettirelim. Daha sonra Altılı Masa gündeme geldiğinde, şimdi bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'na, yine Kılıçdaroğlu bazında konuşuyorum temelinde, Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhur İttifakı'ndan yapılacak, Cumhur İttifakı yandaşlarından, Cumhur İttifakı'nın basın yayın ekibinden, öyle diyelim, hı hı, ekibinden saldırıları normal karşılarım, bu siyasettir. Yani çok ağır hakaret edecek şekilde olmadıkça, anlatabilir miyim? Tabii, siyasettir. Araç olarak kullanıyor. Siyasettir. Mesela. Her şey yapılabilir. Fakat kendi cephesinde olan, bir dönem kendi cephesinde faaliyet göstermiş veya en azından siyasi görüş olarak, siyasal yelpazenin CHP eksenine yakın olan bazı şeylerin, ben yıllardır işte biliyorsun televizyonlarda bu konularda görüşüyor, konuşuyoruz. Ortak yayına çıktığımızda vesaire ben hep şaşırırdım. Yani bu adamlar niye bu kadar böyle bir ön yargıyla oturuyorlar? Oturuyor, ön yargıya şöyle başlıyor. Yani diyor, tabii ki işte bir ortak şey yapılmalıdır, etmelidir ama yani bu Sayın Kılıçdaroğlu ile olmaz. Ya peki bu kanıya nereden vardın? Bu kanıyı doğrulayan elinde bir veri var mı? Yok. Buna gözlemiş bir insan olarak konuşuyorum. Tabii tabii. Bir kere daha altını çiziyorum. Ben bunları söylerken sonra bu söylediklerimi cımbızla çıkarıp evet, evet, efendim İyi Parti milletvekili Ahat Andıcan aday olsun dedi, olmasın falan, dedi falan. Böyle bir şey çıkarılmasın. Tamam. Yani bunu altını çizerek söylüyorum. Yansız olarak değerlendirme yapmak istiyorum. Onun için o şekilde gidiyorum. Ve Sayın Meral Akşener'e de saldırılar vardı ama o, ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diyerek en azından bu tip köşe yazarlarının vesairelerin yani saldırılarından diyelim kendini uzaklaştırmış oldu. Ama buna rağmen HDP'den hala, yani aday değilim demesine rağmen sanki adaymışçasına HDP ve o eksendeki bazı şeylerden bazı karşıt yorumlar alıyoruz. Onu gerekirse konuşuruz. Hı hı. Şimdi bu arkadaşların düşünmedikleri şey şu. Düşünmedikleri şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi ve o eksende olan bazı partiler diyelim, bir araya geldiğinde şu anda Türkiye'nin temel sorunu olan ve biraz önce sözünü ettiğim gibi tekrar altını çiziyorum, Türkiye'yi giderek otokratikleştiren, demokrasinin köküne kibrit suyu ekecek şekilde uygulamalar yapan ve bir din eksenli ülke haline getirecek, yani laiklikle ilgili, cumhuriyetin temel değerleriyle ilgili sorunları olan, bunlar da ayrıca tartışılabilir, sorunları olan
bir iktidar. Bu iktidarı gidermek midir? Asıl temel hedef. Hı hı. Bu hedef buysa %51 oy gerekiyor. Evet. %51 oy gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu tek başına gerçekleştirebiliyor mu? Hayır. Öyleyse yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girsin ya da ancak kendi ideolojisi veya kendi eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayandığı kural ilkelere yönelik politikalar üretenlerle birlikte olsun. Demek yani sağ siyaset yapan ya sağ yelpazenin sağında siyaset yapan gruplarla bir arada olmasın gibi bir anlayış sorunu çözer mi? Sorunu çözer mi? Çözecek mi? Ve ilginç bir şekilde işte geçen günlerde bir milletvekili arkadaş belki ona da girecek miyiz bilmiyorum. Gireriz hocam. Yani, bunu toparlayalım mı oraya? Bir milletvekili arkadaş bir şey yani görevlendirsen bu kadar büyük probleme yol açmaz. Görevlendirsen yani. O şekilde bir şeye yol açmaz. Çünkü kendi içinden geldiği zaman hadise AKP ve yandaşlarının eline ciddi bir malzeme vermiş oluyorsun. O malzemenin üzerinden de bir bulanık alan, gri alan oluşturuluyor. Toz bulutu oluşturuluyor. Evet. Ve sade vatandaş böyle toz bulutuna bakarak karar vermez, etkilenir. Evet. Yani onu bir kararsızlık, onu bir öngörüsüzlük, onu bir geleceğe yönelik güvenli olamama şeklinde algılar. Peki. Toparlarsak yani bu arkadaşlar bunu... bütün bunları hiç bu ülkede yani biraz sonra konuşacağız dediğin için orayı noktalıyorum. Yokmuşçasına yine Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden özellikle Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden altılı masayı da bağlayacak şekilde altılı masada da altılı masayı oluşturan yani dünya görüşleri itibariyle siyasal bakış açıları itibariyle birbiriyle eşdeğer olmayan farklılıkları olan ciddi hatta farklılıkları olan ama belli bir hedef doğrultusunda bir araya gelmiş bu grubun iktidar tarafından uzun zamandır yapılmaya çalışılan dağıtılma, parçalanma veya neyse işte devreden çıkarılma çabasına resmen benzin döküyorlar. İşte yani. Olmak gibi bir şey midir acaba? Evet, dolayısıyla... resmen bu. Peki. Hocam burası önemli ama işte bu hani kızgınlık, Kemal Bey'in vermiş olduğu mesaj, oradan tabii hani çıkarılan şey. Dolayısıyla hep altılı masaya da doğru gidiliyor gibi. Yani hep hedef altılı masaymış gibi. Hani hep diyoruz ya evet doğruluğu ya da ne kadar adil, ne kadar etik bir taktik savaşı olduğu tartışılır belki iktidar açısından ama bir doğal bir tarafı da var pardon, galiba. Bir cümle daha ilave edeyim arkadaşımıza geçmeden. Ben bu tip değerlendirmeyi yapan arkadaşlara bir de şunu sormak istiyorum veya şunu söylemek istiyorum. Yani konu Sayın Kılıçdaroğlu veya Sayın Akşener olduğunda bu tip yorumları, hüküm cümleleri içeren, yorumları çok rahat yapan bu arkadaşlar, söz gelimi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ile hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir tane kontr değerlendirme, hüküm cümlesi içeren, eleştiriyi aşan şekilde yaptıkları gibi Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Meral Akşener'e bunlar için herhangi bir şey yapıyorlar mı? Yani burası önemli. Tabii. Tarafsızlık hepsine eşit aynen. mesafede bakmak ve doğru olduğu zaman doğru, yanlış olduğu zaman da eleştirmektir. Eğer siz söz konusu iktidar liderleri ile ilgili en ufak bir değerlendirme yapamıyor ama ısrarla Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bir ne derler ona artık eleştiri sınırlarını aşan ve dizayn etme arayışı içerisinde istikamet çizme amaçlı dizayn etme, yön verme hatta ayar verme noktasında yazılar yazıyorsanız o zaman sizin iyi niyetinizden de şüphe ederiz. Tabii. Ve bu şeyleri gazetecilik veya yazarlık veya yorumculuk adına değil belli bazı odaklara hizmet amacıyla yaptığınızı iddia ederiz, söyleriz. Çok kritik bir süreç. Aynen de öyle. İstikamet çizenler ve